Saat 19'dan itibaren Mavi Karadeniz TV'de. Tuzla Gümüşhaneliler İl Derneği'nin katkılarıyla Diyelim İki Türkü programı başlıyor. Sevgili seyirciler, Diyelim İki Türkü programı bir hafta aradan sonra yine karşınızdayız. Bu hafta dün çıkarmış olduğum Sanki Ben klibiyle beraber programa başladık.
Bu akşam çok değerli sanatçı abimiz Gökhan Aydın bizlerle beraber programdayız. Yine Paşa Ceylan, Ersin yine bizimle beraber. Evet abi, hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş buldum güzel kardeşim. Başarılar diliyorum. İkiniz de teşekkür ederiz abi. Evet, ikimiz de yapıyoruz. Bir tane de cam paresi var orada. Başarılar diliyorum size. Çok güzel takip ediyorum vakit buldukça sizleri. Eyvallah abi, çok çok teşekkür ediyoruz. Evet Paşa, bir hafta görüşemedik. Kanka öncelikle klibin hayırlı olsun. Eyvallah, çok çok teşekkür ediyorum. Çok onu güzel, da dün akşam verdik yeni yayına. Değil mi? Yeni, hayırlı yeni olsun inşallah. Onu. Güzel. Taze taze yayına girdi. Buradan öncelikle Gökhan abi sana çok teşekkür ediyoruz. Yani bizi kırmadan geldin, bizi ne demek, onurlandırdın. Sponsorlarımızı da şöyle bir sayalım. Gökhan abi olmasa, sponsor olmasa... En önemlisi onlardır yani. Buradan ana sponsorumuz Serkan Gürses, İlhami ve Murat Bayrak, Bekir Bodur, Murat ve Hakan Yavuz, Tekin Yılmaz, Sezai Gürses, Kısmet Turan, Erol Gürses, İlfan Metin ve Hakan Bayram, Mevlüt Kutlu, Baki Kaya, Bünyamin Kara, Yusuf Yazıcı, Turan Alemin, Fatih ve Şaban Çakmak'a çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Evet. Bitmedi. Derneklerimiz de var. Bizleri yalnız bırakmayan çok değerli derneklerimiz var. Bursa Torullar Derneği, Süleyman Şahiner ve yönetim kuruluna ayrıca Süleyman abinin de bir hastası var. Gelemedi. Normalde bu hafta aramızda olacaktı. Buradan ona da çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. O da köye gitti. Süleyman abiyle aynı köylüyüz zaten. Köyde. Bozoy Karadenizler Derneği, Kısmet Turan ve Harun Kudu, Tuzla Gümüşhaneler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yusuf Yazıcı, İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Selçuk abiye de çok çok teşekkür ediyoruz. Sizin nezdinizde ben de teşekkür ediyorum, gerek sponsorlara gerek derneklere. Yani bunlar gerçekten şu oluşumlar için çok önemli şeyler. Kesinlikle abi. Hani keşke burada izleyici olarak da onları görsek. Eskiden programlarımızı daha çok öyle yapıyorduk. Böyle daha eğlenceli oluyordu. Evet. Alışlı verişli böyle. Gene var seyircimiz ama eskiden dolu oluyordu. Pandemi dolayısıyla daha... biraz evet, sıkıntı oldu. O da var tabii ki. Evet. Yani. Evet. Suçlamıyoruz. Ama öyle olduğu zaman daha güzel olacak. İnşallah bu hastalıktan da bir an önce kurtulursak. İnşallah. Evet. Bu arada yine bizleri yalnız bırakmayan stüdyomuzdaki arkadaşlarımız Zeki Turgut, Muammer Güner, Köksal Kudu, Tekin Yılmaz abime de teşekkür ediyoruz. Ve bizlere her hafta takip ediyor. Çok mesaj yazdı ama düşmedi bize. Özkürt'ün de görev yaptı. Ömer Sandıkçı abim Akçabat'ta bizleri izliyor. Buradan Akçabat'a bütün Karadeniz'e de selam olsun diyoruz. Selam. Ve Gökhan abi seninle başlayalım. Ameliyata başlayalım mı? Evet. Tamam hadi bakalım. Hiç hareketli girelim ki tamam. Hareketli olsun. Tamam abi, hemen ayarlayalım biz. Nerede hareket orada bereket diyoruz. Evet, bereketi ilk başta koyalım. Senden güzelliğini seni gördüm beğendim, sen de beğendin seni. Gel kaçalım güzelim, lisan olmadan lisan. Seni gördüm beğendim, sen de beğendin seni. Gel kaçalım güzelim, lisan olmadan lisan. Çirkinli alır mıyım, tutar mıyım elini? Ya seni alacağım, ya senden güzelini. Çirkinli alır mıyım, tutar mıyım elini? Ya seni alacağım, ya senden güzelini.
gördüm ben dumu ayarsın bana ayarı sordum komşularına dediler uyar uyar. Seni gördüm ben dumu ayarsın bana ayarı sordum komşularına uyar dediler uyar. Çirkinli alır mıyım tutar mıyım elini ya seni alacağım ya senden güzelini. Çirkinli alır mıyım tutar mıyım elini ya seni alacağım ya senden güzelini. Yaşa horoncular! Çirkini alır mıyım, tutar mıyım elini? Ya seni alacağım, ya senden güzelini. Çirkini alır mıyım, tutar mıyım elini? Ya seni alacağım, ya senden güzelini. Ya seni alacağım, ya senden güzelini. Evet, ayaklarınıza sağlık. Evet. Harikasın valla. Yokan abi yordun bizi ya. Daha dur, yeni başladık ya. Evet, ayaklarınıza sağlık. Ağzına yüreğine sağlık sağ abi. Sağ olun kardeşler. Evet Yokan abi, seninle ilk kez bir programda yan yanayız. Paşa'yla olduk ama seninle ilk defa. Evet, aynı. Paşa... Gönüller bile olsun, gönüller bile olsun. İlk defa da karşılaşsan... İyi olduğu zaman insanlar sanki daha önceden tanıyormuşsun gibi oluyor. Aynen ben aslında... Yani yürekler yakın olduğu belli. Ben aslında Gökhan Aydın dediklerinde Maçkalı olduğunu bilmiyordum. Nereli gibi? Ben daha çok Çaykara tarafından diye biliyordum. Öyle diyorlar, çünkü tarzın evet. Hep o taraf olduğu için böyle biraz... İlk defa söylemiyorsun bunu yani yalnız sen söylemiyorsun. Söyleyen değerli dostlarımız var öyle. Öyle biliyorlar ama tam Trabzon'un ortasındayım. Evet. Ben Gümüşhane'ye de çok yakınım. Gümüşhane Trabzon ortasında. Tabii, evet. Tünelin o yanında sen, bir yanda biz. Bir tarafında siz. Evet, iyi ki böyle bir araya geldik abi. Çok teşekkür evet, ediyoruz çok sana. Güzel. Evet, paşa. Ben size teşekkür ediyorum. Her zaman buradayız. Abi. Her zaman seni ağırlamaktan onur duyarız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet paşa sen şöyle mesaiye başla ufaktan. Güzel bir eser de biz gönderelim sevdiklerimize. Öyle. Yol yakınken ayırsız
dön gel eski sevdana. Yol yakınken ayırsız, yol yakınken ayırsız, dön gel eski sevdana. Gecemde gündüzümde, gecemde gündüzümde, gecemde gündüzümde. Ne yerdesin ne gökte, gecemde gündüzümde, gecemde gündüzümde, gecemde gündüzümde. Varsın ne de yoksun, yalan oldun gözümde, yalan oldun gözümde. Bir varsın bir de yoksun, yalan oldun gözümde, yalan oldun gözümde. Bizdim bizdim kadar. Beni anla sana. Çöktüm çöktüm kadar. Yar beni anla sana. Yol yakınken ayırsız, yol yakınken ayırsız, dön gel eski sevdana. Yol yakın yana yırsız, dön gel eski sevdana. Bittim bittim kadar. Yar beni anla sana. Yol yakın yana yırsız, yol yakın yana yırsız, dön gel eski sevdana. Yol yakınken ayırsız, yol yakınken ayırsız, dön gel eski sevdana. Eyvallah, sağ olasın. Demek ki yandı yani. Ağzına sağlık paşa. Evet Muhammed, hiç ara vermeyelim. Vermeyelim o zaman. Muhtarın kızı Melek. Yapalım. Ya şimdi bunu ara verin. Şimdi kim yaktığını bence öğrenmek lazım önce. Paşa'nın da. Öyle paşa... kolay kurtulamaz. Kim yaktı bu kadar? Bu türkü kim söylettiriyor sana? Bunu şarkıyı ara... sormuyor. Seni kim isyan ettiriyor? Kim yapıyor bu işi ya? Sormuyor. Tamam. Sen türküye geç. Çok dertli bir mevzuya girdik kardeşim. Evet. Hey bakalım. Evet. Burada kaç programdır yapıyoruz? Geçen yıldan beri çok da böyle dayım her hafta izliyor. Her hafta da gelmeden önce de görüntülü de konuştuk. Dayıma da buradan İsmet dayıma köyde. Selam olsun da olsun. Bizden de selam. Çok çok selam olsun. Yanındakilere de selam olsun. Tek tek isim vermiyoruz. Amcama, babama da selam olsun. Hacı dayıya da. Paşa'nın babası Hacı dayı. Evet. Ona da selam olsun. Da buradan kendisine de geçmiş olsun. Diyorum. Evet. Çok çok geçmiş olsun. Aynen. Evet paşa, hemen alalım bir...
yaşı düştü 15'e. Öyle zamana geldik, sevmek demek ne demek? Bu sıra moda olmuş, yar üstüne yar sevmek. Öyle zamana geldik, sevmek demek ne demek? Bir zaman moda olmuş, yar üstüne yar sevmek. Sözlerini bilmiyorum ama okuyan Onur Atmaca. Öyle mi? Selam çok olsun hoşuma buradan. Gitti ama son kıtayı da bayağı karıştırdık. Oraya giremedik. Olsun olsun. Sevgili sanatçı büyüğümüze Onur Atmaca'ya da buradan selamlar. Evet aynen, selam aynen, olsun. Aynen, çok hoşumuza hoşuma gitti aslında sözler. Tam günümüzü anlatan sözlerdi. Onur kardeşim de öyle güzeldir. Karakterli bir kardeşimizdir. Selamlar olsun kendisine. İnşallah onunla da bir gün yan yana gelme fırsatı olur. İnşallah. Diyoruz Gökhan abi hiç boşluk vermiyoruz. Vermiyoruz. Seni tamam. Ele geçirdik. Ne demek? Müzik emekçisiniz ya bu. Neyi yapalım? Ayşem yapalım abi. Ya tamam. 5893 falan. Ayşem. Evet abi şöyle ayarlayalım. Onu gözlerimi kapayıp okuyacağım. Ayşem evet.
sorarım çobanlara, yaylalarda kar var mı, yükseklerde kar var mı? Sorarım çobanlara, yaylalarda kar var mı, ey yaylardan gelenler, Ayşem'den haber var mı? Ey çeşme, yeşil çeşme, geldim ya Ayşem sana. Soğuk soğuk suyundan da içtim kana kana, içtim kana kana. Soğuk soğuk suyundan da içtim kana kana, içtim kana kana. Ah radyo, radyo da sen nasıl konuşursun? Ayşem çıkma yaylaya, yayla soğuk üşürsün. Güz gelende Ayşem, oturma çimenlerde, yaylalar soğuk olur. Aklım kalıyor sende, yaylalar soğuk olur da aklım kalıyor sende, aklım kalıyor sende. Ah da bak yine güneş aldı maçka, yaylalarına nerede su? Yarim, yarim. Ah da al kuzularını çık yaylana, beni de al yanlarına. Ağzına yüreğine sağlık Gökhan abi. Ben hemen alayım onları. Teşekkür abi. Sen ediyorum otur. Kardeşim. Valla gitmemek mümkün mü ya buralara? Bu şarkımız da Gökhan abi sevgili Adana'da iş adamımız Kazım Aydın abimiz bizler izliyor. Buradan kendisine ve ailesine selamlar olsun. Aynen. Bizden de selamlar olsun. Evet Kazım abi de uzun zamandır görüşemedik. Buradan evet. Selam olsun. Sevgili Turan Akyüz, Salih Çakmak, Osman Karaçal da bizler izliyor ekran başında. Buradan evet. Kendisine ve ailesine selamlar olsun. Hiç ara vermiyorum. Şimdi ara vermeden az önce bir tane benim lise öğretmenim var. Onunla da bir anımı anlatayım hemen. Tabii ki. Lisede çok sakin. Çok da okulun en küçük öğrencilerinden biri bendim. İki tanenin bir tanesi bendim. En kısa, en küçük. Yaramaz. Yok, hiç yaramaz değildim. İşte kravatımı düzenli, işte ceketim falan. O lise yıllarında bir defa dayak yedim. O da Zeki Selim'den. Buradan Zeki Hoca'ya da çok çok selam olsun. İlkokul öğretmenim miydi? Lise öğretmeni. Lise öğretmeni. Haklı olduğum halde beni hiç dinlemeden dövdü beni ama ekranlar başında
Bizden izliyor. Buradan çok çok selam olsun ona. Senin öğretmenine, benim babam da emekli öğretmen. Hepsine, selam bütün olsun. Öğretmenlerimize selamlar evet, olsun. Buradan Zeki Hoca'ya ve Yusuf Tatar, aynı zamanda Aynur Bayram ve Bülent Bayram'a da bu lisede evet. Çok değer verdiğim hocalar. Hepsini sayamayız zaten. Cennet Bahadır var. Hocalarımız çok evet, değerli. Çok değerli. Öğretmenlerimiz çok değerlidirler. Onlar toplumu yetiştirirler. Bazen arada şeyler olur ama geneli %99'u toplumu yetiştirmek çok, için ama yaratılmış insanlardır. Çok dövdü beni. Benim babam da çok sert dövdü. Akıllanmaması. Şöyle bir şey oldu. Çıtayı çıkardı. Dövdü. Çıta kırıldı. Dedi bana git dedi odunluktan bir odun al da gel. Ya ben de gittim o kadar saf. Sen ne sanıyorsun? Şey ki gittim bir toruk dal aldım böyle geldim. Toruk he. Vurdu. Benim eller şişti. Tabii ondan sonra da sınav var. Sınava da giremedik. Kalem tabii o zaman öyle bir anımız oldu. Zeki Hoca'ya buradan selamlar kocaman olsun. Kocaman selamlar olsun. Bütün öğretmenlerimiz de onun evet. Nezdinde selamlar olsun. Bu şarkımızda sevgili üstadımız 3-5 gün önce kalp krizi rahatsızlığı hastane yapmıştı. Sevgili Alim Hoca'ya geçmiş olsun diyoruz buradan. Evet Alim abiye de geçmiş olsun. Selamlar olsun. Alim'le de çok önce tanışmışlığımız vardır. Çok geçmişler olsun. İyi durumda şu anda. Evet inşallah Alim abi ben de köyden geldim. Gelip ziyaret edeceğiz seni inşallah. Başarı da Alim Koca'dan yapalım. Sevgili üstadımıza gelsin diyoruz. Güzel değilsen alır kaşarım seni çakma güzel değilsen Allah seni yarattı ben oldum sana aşık bulamıyorum yolumu kafam karma karışık Allah seni yaratmış ben oldum sana aşık bulamıyorum yolumu kafam karma karışık Başım hap aldım ezaneden Başım ağrıyor başım hap aldım ezaneden Bu aralar uşaklar farkım yok cenazeden Bu aralar uşaklar farkım yok cenazeden Allah seni yaratmış ben oldum sana aşık Yolumu bulamıyorum Kafam karma karışık Allah seni yarattı Ben oldum sana aşık Bulamıyorum yolumu Kafam karma karışık Bulut kadırganın başından geldi bir kara bulut dağların arkasından bir gün ölür giderim bu yürek yarasından bir gün ölür giderim bu yürek yarasından Allah seni yaratmış ben oldum sana aşık yolumu bulamıyorum Kafam karma karışık
Allah seni yaratmış, ben oldum sana aşık. Bulamıyorum yolumu, kafam karma karışık. Evet, evet. Sevgili Alim Hoca'ya da... Paşa, iyi okuyorsun onları oradan ha, o kadar ince yazıyor yani. Ben bu... Sadece baş harfini göreyim, hani gerisi aklıma geliyor. Belki de baş harfi büyük yazıyorsun ha. Evet, sevgili yönetmenim, reklamlara kaç dakika var? 10 dakika var. Evet, 10 dakikamız var Muhammed. Sevgili sanatçı abimiz Yasin Kılıç da bizi Atabazan'dan izliyor buradan. Evet, Yasin abi de. Selam olsun Yasin'cim. O zaman ne yapalım paşa? Ben bu hafta hep hareketli okuyacağım. Horon okuyalım. Tabii ki. Bir horon yapalım, evet. Zamanı geldi bence de. Tamam. Girişte horonla açtık. Evet. Reklama çıkış yapacağız. Aynen. Ondan sonra abi yine sen slow. Hareketli adamın yanında hareketli okuyacaksın abi. Evet. Seni biz hep hareketli, sıcağı sıcağına. Ben halbuki böyle slow türküleri çok severim ve az önce bahsettin ya hani Çaykaralı sanıyordum seni. Bütün yani Çaykaralı'dan olsun, Tonya'dan olsun, Torul'dan, Özgürt'ünden, Maçka'dan, işte Araklısı'ndan hepsinden okumayı severim ve bütün türkülerini okumayı severim. Özellikle de isimleri içinde varken daha çok severim. Herhalde Çaykaralı'yı okurken gördüm. Ben çok severim yani o konuda bir Maçkalı olabilirim ama... sadece Maçkalıyım. Yani Maçkalı olduğumu söylerim herhalde ama kültürüme hizmet ediyorum. Kemençe nerede çalıyorsa ben oralıyım. Yani. Evet. Bütün sanatçılar yani, için. Göreli olsun. Yani bütün hepsinin kültürünü çok sever, çok benimserim yani. Ben Maçkalı olduğunu nasıl öğrendiğimi de hemen sana söyleyeyim abi. Maçka'dan bir abimiz var, Mehmet Yeşilyurt. Buradan ona selam olsun. Maçka'dan. Hazır Veda'dan. Evet. belediyede de encümen oluyor. Doğru. Onunla görüşüyoruz dedi. Muhammed bu hafta kim var dedi. Dedim Gökhan Aydın var dedim. Aa bizim Gökhan mı dedi. Evet. Abi dedim Gökhan abi nereli? Kendini dedi ki Maçkalı dedi. Kendini belki simayen tanımış tanırım ama şu an ismen çıkaramıyorum. Hani soy ismi Yeşilyurt'sa kesin Hazevera'dandır ve köylerimiz de şeylidir. Karşılıklıdır aslında. Şöyle bir çaprazdan birbirimizi görürüz. Eğer yanlış hatırlamıyorsam soy isim olarak. Oradan da ben merak ettim. Hemen Facebook'tan baktım Maçka. Hakikaten ben Çaykara biliyordum hiç abi. Fark etmez. O evet. Konuda tekrar ediyorum sözümü. Hiç fark etmez. Kemençenin çaldığı yerde kesinlikle, ben oralıyım. Kesinlikle hiç abi. Ben şimdi ama Maçka işte. Kültürümüz Maçka. Konuyu açıyor da hani onu da söyleyelim. Şimdi yayla şenliği düzenliyoruz. Sahneye rahmetli Çayın Hüseyin abi davet ediyorum. Evet, Allah rahmet eylesin. Bu dönemde de çok değerlerimizi kaybettik. En son yani çok şey yapmak istemiyorum programı absorbe etmek istemiyorum ama Sait abimizi. Onu değinmeden geçemem yani. Allah rahmet eylesin. Gerçekten Karadeniz kültürümüze bu denli hizmet etmiş. Karadeniz'de böyle bir elin parmaklarını geçmez kişilerden bir tanesidir Sait abi. Çok değerli bir üstattır. Ama tabii ki sonuçta hayat belli bir süre yaşayacağız. Bizler de aynı o duruma düşeceğiz. Yani Allah rahmet eylesin. Dediğim gibi kültürümüze olsun. Çok hizmet etmiştir. Allah ondan razı olsun. Amin, amin. Şimdi tam anons ediyorum ben sahnede Çayan abiye. İşte o zaman iki defa almıştık onu oraya. İkinci kez. İşte o bir Goryanalı işte falan filan böyle anons ettim. Sahneye çıktı. Mikrofonu aldı. Goryana yaylasına gelen dedi herkes Goryanalıdır. O kadar evet. Güzel bir kelime kullandık. Yani bu az önce bahsettin aynen, ya sanatçı aynen. Nerede kemençe çalıyorsa sanatçı oralıdır. Aynen. Tonyalıdır, oraya Asalıdır. Kadar, dediğin gibi oraya kadar gitmişse oralıdır. Evet. Oradaki gelmişse buralıdır. Bizim kültürümüz bir bütündür. Ayrıştırmaya çalışan taraflar olacaktır ama bunlara lütfen prim vermemek lazım. Bizim kültürümüz koskoca bir şeydir yani hazinedir. Herkes ondan faydalanmalı, herkes ona hizmet etmeli. Özellikle sanatçı. Ve kesinlikle o kadar güzel bir kelimeyi de buradan rahmetle anıyoruz üstadlarımızı. Paşa evet sen de biraz dinlenmiş ol diye biraz böyle yapıyoruz. Konuyu da akıtıyoruz işte. Şu an ekran başında bizlere Özgürt'ün deyince Özgürt'ün belediye başkanımız Sayın Yakup Turgut da bizleriz diyor. Evet. Buradan kendisine onunla da görüntülü konuşmuştuk. Olsun. Kuymak yapacak Paşa'ya.
anca kapattım anca. Açtığın yaraları anca kapattım anca. At başından keşanlı, parmağından nişanlı. Vardı bana sözün, yap şimdi yakışanlı. At başından keşanlı, parmağından nişanlı. Vardı bana sözün, yap şimdi yakışanlı. Acısı tatlısıyla, baharıyla, yazıyla. Ben aşkın bedelini ödedim fazlasıyla. Ben aşkın bedelini ödedim fazlasıyla. At başından keşanlı, parmağından nişanlı. Var idi bana sözün, yap şimdi yakışanlı. At başından keşanlı, parmağından nişanlı. Var idi bana sözün, yap şimdi yakışanlı. Gözlerini çakmak gibi, gözlerini çakmak gibi.
çakmak gibi. Ettim bir yeni sevda, gözleri zeytin gibi, gözleri zeytin gibi. Birisi gelsin bulsun onunla benim aramı, onunla benim aramı. Birisi gelsin yapsın onunla benim aramı, onunla benim aramı. Ver o çakmak gözleri yakayım sigaramı. Ver o çakmak gözleri yakayım sigaramı. Ver o çakmak gözleri yakayım sigaramı. Gümüşhaneliler İl Derneği katkılarıyla Diyelim İki Türkü programı devam edecek. Sevgili izleyicilerimiz, yine bal gibi bir kampanyayla ekranlarınıza konuk oluyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın yine her zaman söylediğim bir şey var. Bal alırken neye dikkat edeceksiniz? Gerçek, hakiki, doğal bal olmasına dikkat edeceksiniz. Peki gerçek hakiki doğal balı nereden alabilirsiniz güvenli bir şekilde? İşte Türkiye Arıcılar Birliği tarafından üretilen, Arıcılar Birliği üyeleri tarafından üretilen balları sizlere bu ekranlardan aylardır gönderiyoruz ve kampanyamız devam ediyor. Enflasyona inat, zamlara inat, bizde zam yok. Yine aynı kampanya, yine aynı fiyattan 6. 7. ayımızı geride bıraktık. Her şeye zam geldi. Nakliyesi zamlandı. Ambalajı zamlandı. Ama biz inatla fiyatımızı yine aynı seviyede tutuyoruz. Niçin? Herkes gerçek, hakiki, doğal bal yesin diye. Ve işte hep merak ediyorsunuz ya, bu balların üreticisi kim diye. İşte Hüseyin abimizi stüdyomuza konuk ediyoruz. Ta Sivas'tan bu karda kıyamette kalktı, buraya kadar geldi. Çok teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Şimdi senin ismini hep duyuyor kıymetli izleyicilerimiz ama Balcı Hüseyin, Balcı Hüseyin, Türkiye'nin Balcısı Hüseyin. Şimdi Hüseyin abi şunu özellikle sormak istiyorum. Ne dedik? Türkiye Arıcılar Birliği üyeleri tarafından üretilen balları gönderiyoruz kıymetli izleyicilerimize. Bu ballar nereden abi? Sivas yaylalarından. Bu ballar Sivas, Divriği, Yağbasan köyünde ben arıcılık yapıyorum. Evet. Bu ballarım tamamen organik olarak orada yetişiyor. Kendi arılarımdan yetiştiriyorum. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Hiçbir katkı maddesi olmaz. Bunların garantisi benim. Müşterimiz memnun kalmadığı zaman tekrar geri iade edip parasını direkt kendim ödeyebilirim. Gerçek, hakiki, doğal, katkısız bal gönderiyoruz kıymetli izleyicilerimize. Kesinlikle. Şimdi az önce söyledin ya, Sivas, Divriği hangi yayla dedin abi? Divriği, Yağbasan köyü. Divriği Yağbasan köyünde Balcı Hüseyin abimiz. Oldu ki o tarafa yolu düşen müşterilerimiz oldu. Uğrayıp bir çayını içebilir mi abi? Tabii tabii, uğrayıp çayımı içebilir. Balını da hediye olarak alabilir. Bakın kıymetli izleyicilerimiz, hep söylüyorum ya, bizde her şey şeffaf. Yıllarca televizyon ekranlarında ballar satıldı. Akıllarınızda hep soru işareti kaldı. Ama yine söylüyorum, bakın biz Türkiye Arıcılar Birliği üyeleri tarafından üretilen balları gönderiyoruz sizlere. Ve Hüseyin abimiz de diyor ki, ben diyor Sivas Devri'deyim diyor. Yağbasan köyündeyim diyor. Arılarım da orada diyor. Peteklerim de orada. Ben de oradayım. Yolu düşen buyursun gelsin. Hem çayımı içsin hem de hediye olarak balını alsın diyor. İşte kıymetli izleyicilerimiz. Ailece, çoluk, çocuk, bütün aile gönül rahatlığı içerisinde gerçek hakiki bal tüketmek istiyorsanız işte sizlere 5 kilo tamı tamına 5 kilo bir teneke süzme çiçek balı gönderiyoruz. Bakın süzme çiçek balı gönderiyoruz. Ailece gönül rahatlığı içerisinde tüketeceksiniz. Benim hep söylediğim bir şey var. Ne olacak bu balı aldığınız zaman biliyor musunuz? Aklınız da rahat olacak, mideniz de rahat olacak. Afiyetle yiyecekler abi. Afiyet olsun herkes. Kesinlikle. Peki ben şunu özellikle sormak istiyorum abi. Niçin biz bunu tenekede gönderiyoruz? Tenekede kargo için, bak kargosu sağlam oluyor. Millete dökülmeden, akmadan gidiyor. Rahat bir şekilde. Bak şöyle şu şekilde. Evet. Bir de şirink yapıyoruz. Üstünde tahlil kağıtlarımız var. Şöyle göstermek istiyorum. Her, bakın, balızım, her balımızın üzerinde tahlil kağıtlarımız var. Bakın şu şekilde geliyor sizlere. Dökülmemesi için, sağdan soldan akıntı yapmaması için,
Eskiden dedelerimiz, ninelerimiz eve bal alırdı ya, böyle tenekelerde getirirlerdi. Hem de teneke sağlıklı, kıymetli izleyicilerimiz, onu da belirtelim. Evet, artı bakın üzerinde tahlil ve analiz raporuyla birlikte geliyor sizlere. 5 kilo süzme çiçek balı bu senenin sahımı Sivas'tan, Sivas yaylalarından, Anadolu'muzun güzel şehri, güzel Sivas'ımızdan bu senenin sahımı 5 kilo hakiki süzme çiçek balı. Bakın üzerinde analiz raporları da var. Şu şekilde gidiyor abi. Analiz raporlarımız hep üstüne. Analiz raporu olmayanları müşterilerimiz almasınlar. Bu bal sizlere şu şekilde şeffaf halde geliyor. Bakın. Böyle şeffaf gidiyor. Şeffaf kargo olarak herkes görecek, vatandaşlar. Böyle gidiyor. Ne aldıklarını görecekler. Ne aldıklarını görecekler. Artı ne yiyeceğinizi bile bile alacaksınız kıymetli izleyicilerimiz. Bakın. Balın faydalarını bilmeyenimiz yok kıymetli izleyicilerimiz. Bal bir şifa kaynağı. Binlerce yıldır insanlık için Rabbimizin bizlere bahşetmiş olduğu bir nimet, bir veli nimet. Şimdi balın faydalarını burada saymaya kalksak anlatmakla bitiremeyiz. Şimdi çocukluğumuzdan beri eskiden dedelerimiz, ninelerimiz sabahleyin ben okula giderken ilkokulda hatırlarım. Bir kaşık balı zorla yedirirlerdi abi. Zorla yedirirlerdi. Niye? İşte sıcak tutsun, kış aylarında enerji versin. Çocuğunuz okulda hiçbir şey yemezse bile en azından sabahleyin yediği bal sayesinde tok dursun. Şimdi balın çok basit bir testi var kıymetli izleyicilerimiz. Gerçek hakiki balı. Kaldır, yukarıya doğru kaldır. Kaldırıyoruz, doğru kaldır. Bakın, bak. Kopmadan akıyor. Kopmadan, kıl gibi inceliyor bak. Diğer balları mesela getir, bu şekilde olmaz. Hemen kesiyor oradan. Akışkanlığı. Bizimkinde hiçbir şekilde en kolay yoktur. Test bu abi. En kolay test bu. Bakın kıymetli izleyicilerimiz neredeyse saç deri kadar inceldi. Maşallah balımız kopmadan akmaya devam ediyor. Gerçek hakiki bal yemek istiyorum diyenler ekranda görmüş olduğunuz telefon numaralarından bir çağrı bıraktığınız takdirde çoluğunuzla, çocuğunuzla, eşinizle, arkadaşlarınızla, akrabalarınızla afiyetle bol bol bir teneke gönderiyoruz. Bakın bir teneke tamı tamına 5 kilo gerçek hakiki süzme çiçek balını gönül rahatlığı içerisinde yiyeceksiniz. Var mı bu şekilde bal satan? Üzerinde analiz raporuyla gönderen, bu şekilde şeffaf tenekenin içerisinde analiz raporuyla birlikte gönderen başka kimse var mı? Yok. Hangi balları gönderiyoruz? Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği üyelerinden, Arıcılar Birliği üyelerinden almış olduğumuz balları gönderiyoruz sizlere. Üstelik üzerinde analiz raporuyla birlikte. Ne dedik biraz önce? Her şeye zam gelmeye devam ediyor. Akaryakıt zamlanıyor. Bakın şu görmüş olduğunuz tenekenin fiyatı sürekli artıyor ediyor. Ama bizde zam yok. 6 ay önce kaç paraysa şimdi hala aynı para. Hüseyin abi çok direndi. Ya dedi kurtarmıyor artık dedi. Biraz dedi artırsak mı fiyatı dedi. Dedik abi dur. Dur. Vatandaş gerçek hakiki balı ucuza çoluğuyla çocuğuyla afiyetle yesin. Bizim de insanımıza bir katkımız olsun be abi. Aynen. Şimdi bu balı aldınız. Evinize geldi. Açtınız. Afiyetle yediniz. Balımız güzelse lütfen bizim reklamımızı yapın. Eşe dosta bütün herkese desinler ki arkadaş ben bunlardan bal aldım. Gerçek hakiki bal gibi bal. Alın bunu afiyetle, gönül rahatlığıyla yiyin diye bizim reklamımızı yapın. Ama size balı gönderdik. Bu şekilde tenekede gelmedi. Veya biz 5 kilo dedik 4 kilo çıktı. Ya da gerçek hakiki bal yerine içinden başka bir şey çıktı. Bizim gene reklamımızı yapın. Deyin ki ben bunlardan bal aldım. Bunlar beni aldattı. Bunlardan bir tane bir şey alınmaz diye bizi yedi diyara rezil edin. O kadar da iddialı konuşuyorum. Niye biliyor musunuz? Arıcının kendisi burada. Karadeniz'in marka şehri Trabzon Beşikdüzü Adacık mevkiinde yeni bir yaşam alanı yükseliyor. ERH Turizm'in inşaat güvencesiyle Royal Garden evleri yeni sahiplerini bekliyor. Denize ve yeşile komşu, 3 ayrı plaja yürüme mesafesi, proje içinde sadece 18 şanslı kişiye ait 18 özel villa, çocuk oyun alanları, yüzme havuzları, her villa için otopark alanı,
İsteğe bağlı barbekü ve şömine, depreme dayanıklı yapılar, dayanıklı malzeme ve kaliteli işçilik, uygun ödeme şartları. Royal Garden'da ev sahibi olmanın tam zamanı. Hemen arayın. Filmbox. Sinemanın eşsiz örnekleriyle Oscar'lı yapımlar. Her bölümünü merakla izleyeceğiniz muhteşem diziler. Klipler, sahne şovları, canlı performanslar, talk şovlar. Sen de gel bu platforma. Dünyanı büyüt Filmbox'la. Ailenin en sevileni D-Smart Aile Spor Paketi. Tüm aile severek izleyeceğiniz yaşam kanallarından tutun, dünya liglerinden en heyecanlı spor karşılaşmalarına kadar yüzlerce içerik, bitmeyen eğlence D-Smart Aile Spor Paketi ile evinizde. Üstelik 8 megabite kadar varan hızıyla limitsiz internet ve D-Smart Go hediyesiyle D-Smart Aile Spor Paketi 27 ay kullanım sözüne ilk 3 ay 111.90 yerine 91.90'a. Yükseller Yapı. Yükseller Yapı alüminyum, alüminyum doğrama, dış cephe kompakt giydirme, dış cephe kompozit giydirme, Pimapen PVC doğrama işleri, cam cephe giydirme, çelik çatı işleri, cami demir doğramaları, cami kapıları ve perforje işleri ile hizmetinizde. Güçlü kurumsal yapısı, yüksek müşteri memnuniyeti, kaliteli işçilik hizmetleri ile Yükseller Yapı size bir telefon kadar yakın. İşte irtibat numaralarımız. 0532 253 4942 0532 774 4003 Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Sakıp Sabancı Caddesi, numara 97A, Bahçeli Evler, İstanbul. Yükseller Yapı, 32 yıldır olduğu gibi sektörde hep zirvede. Bayramı geleceği belliydi arefeden, belliydi arefeden. Seni ömürlük sandım, hevesim mi geçti yarı? Medet Şahiner ve Faruk Aydın'ın hazırlayıp sunduğu Yayladan Mezereden programının bu haftaki konuğu Yasin Kılıç. Yayladan Mezereden programı çarşamba saat 22'den itibaren Mavi Karadeniz TV'de. Tuzla Gümüşhaneliler İl Derneği katkılarıyla hazırlanan Diyelim İki Türkü programı devam ediyor. Karşıdan geçerken güzelim mendizalla, karşıdan geçerken güzelim mendizalla, al dilerimi sevdanı, ağla gözlerim ağla, oy 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 oy, ağla gözlerim ağla, al dilerimi sevdanı, ağla gözlerim ağla. Oy oy oy.
dermanı. Fındık serdim harmanla, kan kırmızı kaybana. Fındık serdim harmanla, kan kırmızı kaybana. Donattılar yarımı, getirdiler meydana. Oy 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 oy, getirdiler meydana. Donattılar yarımı, getirdiler meydana. Oy 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 oy, getirdiler meydana. O siyah saçlarını ördüm ufam ördüm. O siyah saçlarını ördüm ufam ördüm. Gelinlikler içinde benim yarımı gördüm. Oy 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 oy, benim yarımı gördüm. Gelinlikler içinde benim yarımı gördüm. Oy 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 oy, benim yarımı gördüm. Ha bu giydim kazak, öleme dur öleme. Ha bu giydim kazak, öleme dur öleme. Felek bırak yakamı, koyma beni vereme. Oy 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 oy, koyma beni vereme. Bırak yakamı felek, koyma beni vereme. Oy 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 oy, koyma beni vereme. Felek yakamı bırak, koyma beni vereme. Oy 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 oy, oy oy, koyma beni vereme. Evet abi, ben hemen alayım onları. Ağzına yüreğine sağlık Gökhan abi. Ben dertliyim ama sen benden dertlisin. Hem de nasıl ya. Evet paşa. Hemen hiç ara vermeyelim istersen. Verme yani. Millet dertlendi bence. Aynen. Top sende, top sende, tüfek sende. Bu eserimiz yine Adana'da dediğim gibi az önce anons ettim. Sevgili Kazım Aydın. Evet. Bizlere, bizler ailesinden buradan ve tüm Adana'ya, tüm sevenlerimize gelsin bu parçamız diyoruz. Kazım Aydın. Sana da çok selam var. Aleyküm selam, Ersin, benden de çok selamlar olsun. Ersin bebeğe olsun. De armağan olsun bari. Evet. Değil Ersin, mi? Bizim klavyecimiz bizi yalnız bırakmıyor. Babası izliyormuş bizi, Mahmut Bebek. Buradan selam olsun kendisine de. Şey de izliyor bizi, Yücel Aktaş izliyor. Yücel abi, sanatçı selam abimiz. Olsun sanatçı abi. Selam olsun. Evet. Onu da inşallah bir gün burada ağırlayacağız tabii ki abicim. Evet. Thank you.
Kürtünün pazarında oy pesli satılır pesil. Kürtünün pazarında pesli satılır pesil. Sana çok yakışıyor, saçını kısa kestir saçını. Sana çok yakışıyor da saçını kısa kestir, saçını kısa kestir. Kısa kestir saçını da taktı küpelerini. Sevdalılar dinlesin bizim türkülerimi. Bizim türkülerimi. Allah'ım alsın seni. Ya alsın. Pazarında oy gezer sümek kızları. Kürtünün pazarında oy gezer sümek kızları. Çıkarlar yaylalara, ıssız olur yazları. Kaynaştı köyüne de karşı karşı yaşıklı. Delikanlısı kızı gerçekten yakışıklı. Gerçekten yakışıklı. Allah'ım olsun seni. Delikanlısı kızı gerçekten yakışıklı. Allah'ım olsun seni. Dürdane, dürdane. Benim sevdamın adı dürdane, dürdane. Her tarafı kayalık, ey gidi gümüş anne, ey gidi gümüş. Her tarafı kayalık da, ey gidi gümüş anne. Ah güvende, güvende de horan deptik çimende. Bırakıp gittin beni en kötü günlerimde, en kötü günlerimde. Allah'ım olsun. Bırakıp gittin beni en kötü günlerimde, en kötü günlerimde. Allah'ım olsun seni. Ağzına sağlık. Eyvallah Yüzen abi. Senin harika. Evet, bayağı da istek de alan bir parçaydı bu. Güzel türküler alır. Güzel türküler alır. Bu türkü de yarı sözlerini Alim abi'den okudu. Yarı sözlerini Adem Karabulut'tan okudu. Evet, ikisinden. İkisi de Gümüşhane'nin değeridir. Evet. Adem Karabulut da çok şeyde değil belki, piyasada değil ama Adem Karabulut da şey bir çok efsane bir isim tabii, ki tabii. Şu anda benim yapmış olduğum klibin. Yani mutfaktır, mutfak yani sahnede belki yok ama mutfak bir adam var evet. Yani selamlar olsun. Yani yapmış olduğum şu anki klibinde söz müziği Adem Karabulut'a ait. Evet. Değerli sağ üstadımıza ki çoğu zaman okuduğumuz eserlerin sahipleri. Gümüşhane'deki türkülerin çoğu sahibi şey Adem yani, Karabulut. En azından esin kaynağı olarak düşünüyorum ben. Varken değerini bilmek lazım. O, şu anda değerini bilmemiz lazım o, varken. O maalesef. İşte, maalesef hiç görmedim bir adam ölmeden değer bulsun. Muhammed'in bilmek gerekiyor yani. Evet, ara paşa. Vermeden şu sponsorlarımı da bir sayalım. Sponsorlarımızı saymadan önce de Cuma günü de bizleri Ali Şahin izliyormuş. Buradan kendisine selamlar olsun. Sponsorlarımız ve ana sponsorlarımız Serkan Gürses, İlhami ve Murat Bayrak, Bekir Bodur, Murat Vakan Yavuz, Tekin Yılmaz, Sezai Gürses, Kısmet Turan, Erol Gürses, İrfan Metin ve Hakan Bayram, Mevlüt Kutlu, Baki Kaya, Bünyamin Kara, Yusuf Yazıcı, Turan Alemin, Şaban Çakmak ve Fatih Çakmak'a çok teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Evet, Ali Şahin demişken Ali Şahin benim babamın kuzeni. Amca çocuğu falan. Dayı hala çocukları. Dayı hala, dayı, hala çocukları. Buradan selam olsun. Bütün bizleri selam izleyenlere. Şimdi sınırlı selam gönderiyoruz ama ekranlar başındakiler de alınmasın bundan.
Bak beni yolluyor mu? Evet. Buradan yollamaya başlarsak darılanlar olacaktır. Evet, bütün Karadeniz'e. Bütün Karadeniz'e selam olsun. Evet, evet. Program başladığından beri isteğimiz var paşa. Tamam. Torul'un kalesi. Bunu çok istediler. Bunu ilk Nafi Öner abinin programında okumuştum ben. Nafi abinin. Nafi evet. abinin programına geldiğimizde okuduk. O zaman amatörce bir şeyler yazdık. Sonra bizim oraları anlattığı için bayağı da dinlendi falan. Şimdi okuyoruz. Gökhan abi senden Almanya'dan sevgili köylüm Hasan Güner selam izliyormuş. Olsun. Senden selam bekliyordu buradan Almanya'ya. Almanya'ya Hasan Güner dedin değil evet. mi? Hasan abi nezdinde bütün Almanya'ya selam olsun. Almanya'da çok dostlarımız var orada. Evet. Hepsini şimdi saymayayım sayarsam. Unuttuğum olur, kaçırdığım olur, alınabilirler. Hepsine selam olsun. Her hafta diyor Hasan abi bize yalnız bırakmıyor. Hesap numarasını evet. en yakın zamanda göndereceğiz. Yani buradan selamlar şeyli geliyor yani. Paşa'nın selamının sonucu netleşti. Para yaklaşıyor. Evet. Evet haydi bakalım Paşa. Oturdum biraz Torul'un kalesine Torul'un kale Çıktım oturdum biraz Torul'un kalesine Torul'un kale Daldı gitti gözlerim yarim mahallesine Daldı gitti gözlerim yarim mahallesine Şive silve yan yana karşıya gori Yana şive silve yan yana karşıya gori Yana oldu aylar sen neler hiç gelmedik yan Yana oldu aylar sen neler hiç gelmedik yan Yana da hiç gelmedik Oldu aylar sen neler hiç gelmedik yan Yana da hiç gelmedik ya. Özkürtünden bağ Oturdum seyrettim Özkürtünden barajın Özkürtünden bağ Geldi sular kapattı Oturduğumuz taşı Geldi sular kapattı Oturduğumuz taşı Ara köye gelmeden Yol ayrılır sürmeden Ara köye gelmeden Yol ayrılır sürmeden Gidemem özkürtünden Sevdiğimi görmeden Gidemem özkürtünden Sevdiğimi Görmeden de sevdiğimi Gidemem özkürtünden sevdiğimi Görmeden de sevdiğimi gör Başlı yalı bıraktığımız yerden var mısın başlı yalı bıraktığımız yerden akar soğuk suların akonacık konacık akar soğuk suların akonacık konacık gel otur yanına rıma konuşalım azıcık gel otur yanına rıma konuşalım azıcık da konuşalım gel otur yanına rıma konuşalım Konuşalım Müzik
Oradaki hemen hemen bütün büyük köyler. Saydıkları. Saydıklarımız. Çok daha güzel. Çok var da bunları yazabildik. Büyükler ama seçip yaklaştığı için. Hani nüfus olarak en büyük köyler hemen. Ötekiler alınır. Hemen diğerlerine de yaz. Var. Diğerlerine de var. Tabii ki. Bütün herkese selam olsun. Evet. Aynen. Gökhan abi. Sen evet. Hemen ben Gökhan senin abi. Sahneni hazırlayayım tamam, abi. Ne okuyalım? Dur bakayım. Getir bakalım ne yazar orada. 5-8 gene slow yap. Siz hareketli yapın. Ben slow yapayım. Evet abi. Birazcık bir asörtik bir türkü yapalım. O çok otantiye daldık da. Kimse almasın seni,
kimse almasın seni, yine bana kalasın. Kimse almasın seni, kimse almasın seni, yine bana kalasın, yine bana kalasın. Kelebek adresi da iki dağın arası. Kelebek adresi da iki dağın arası. Yüzünden silinmesin, yüzünden silinmesin bıçağımın yarası. Yüzünden silinmesin, yüzünden silinmesin bıçağımın yarası. Sevdim senin aşkın ciğerlerimi dağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdim böyle ağlar, sevdim böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdim böyle ağlar, sevdim böyle. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdim böyle ağlar, sevdim böyle ağlar. Ağzına yüreğine sağlık sevgili Gökhan abicim. Teşekkür ediyorum. Bunlar çok sevdalı türküler. Evet. Ama biraz asortik sevdalı türküler bunlar. Güzel, çok güzel eserlerimiz var Gökhan. Aa, harika. Her şekilde çok güzel eserlerimiz var. Otantiye de hitap eden, şehirdeki insanlarımıza da hitap eden çok büyük bir kültürümüz var yani. Evet. Zaman kaybetmeyelim istesen Muhammed. Zamanımız... Çok dertli geldi, çok sessiz kaldı ortalık. Evet paşa. Ben paşaya bıraktım. Dedim paşa konusunu sırada. Aynen. Paşadan bir... Yetişemedim ona,
çok uzaklaştı benden. Çamur yok batmadım, yüzüstü yatmadım. Haset gider gözyaşı, ne kaldı tatmadım. Çamur yok batmadım, yüzüstü yatmadım. Haset gider gözyaşı, ne kaldı tatmadım. Felek vuru karşındayım, sil beni aşınayım. Felek vuru karşındayım, sil beni aşınayım. Dert deryasında yalnız kaldım bir başımayım. Dert deryasında yalnız kaldım bir başımayım. Çamur yok batmadım, yüzüstü yatmadım. Haset gider gözyaşı, ne kaldı tatmadım. Çamur yok batmadım, yüzüstü yatmadım. Haset gider gözyaşı, ne kaldı tatmadım. Çamur yok batmadım, yüzüstü yatmadım. Haset gider gözyaşı, ne kaldı tatmadım. Çamur yok batmadım, yüzüstü yatmadım. Haset gider gözyaşı, ne kaldı tatmadım. Çamur yok batmadım, yüzüstü yatmadım. Hasret yeder gözyaşı, ne kaldı tatmadım. Bunun da abi sözleri sevgili Rizeli hemşerimiz Recep Piral abime ait. Kendisine buradan çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel sözler. Çok anlamlı. İmkanı bize sağladığı için sevgili üstadlarımıza gelsin. Tekin Yılmaz ve Zeki Turgut'a çok istediler bu parçayı. 3-4 haftadır. Onlara gelsin diyorum. Evet, dertli abi. Olanlar, dertli Türk'ün Paşa'yla bu sene ile geçen yılla beraber bu sene 22 program oldu herhalde değil mi? Evet. 22 civarı. Çok güzel. Bu parçayı dinlemekten zevk aldığım kadar. Bir tek bunu dinlemek zevk çok güzel, bilinmedik çok bir parça. Evet. Çok da güzel oldu. Bilinmedik bir parça, bildirir mi onu? İşte bildiriyor ve yani. Ben geçen hafta köydeydim. 2-3 kişide de bunu duydum. Paşa güzel okumuş ve onu ki. Ve çok da söylediler ki Paşa işte hani çok güzel okudu diye. Ben de hani. Çok güzel okuyorsa bir şey var. Çok güzel okudu. Bu parçayı da çok sanatçı abilerimiz de benden istedi. Evet. Müziğini ben İbrahim Kavraz. Kavraz evet. Ya ondan esinlenerek değiştirdik falan. Bunu kalıba getirdik. Tabii ki kalıp. Sen derledin yani. Tabii evet. Çok güzel. Sözlerinde biz farklı sözlerdi. Biz de buna oturttuk buna. Kendisine. Çok güzel oldu ama. Çok güzel. Klip çekse, şuna aranjeli bir klip çekse çok da dinlenilecek bir parça. Evet. Kesinlikle. Yani ben bile zevkle dinliyorum yani. Paşa'yı zaten 22 programda dinliyorum da bunu ayrı bir zevkle dinliyorum. Evet. Abi ne yapalım? Ne yapalım? Horon mu yapalım? Horon yapalım. Horon yapalım. Zaten zamanımızda ne kadar kaldı? Son sözlerimizi alalım. Son sözler. 15 dakikamız kaldı abi. Son sözler. Aynen. Dik horon yaparız. Harika bir. Bence çok güzel geçti program. İnşallah izleyicilerimiz de bizler kadar zevk almıştır. Ben yani sizi dinlemekten çok mutlu oldum güzel kardeşler. Abi öncelikle geldiğin için çok çok teşekkür ediyorum. Ve seninle aynı ortamda seni birebir yaşamak da çok güzeldi. Canlı çok dinlemek de. Şimdi bazı sanatçı abilerimizi ekrandan izliyorduk. Şimdi yavaş bu vesileyle beraber yan yana geliyoruz. İnşallah daha çok izleşiriz birbirimizi kardeşim. İnşallah abi. Size başarılar diliyorum. Güzel bir ikili olmuşsunuz. Farklı entrikalara girmeyin. Bu saflıkta, bu samimiyette gidin. Profesyonel yapın ama amatör şey yapın yani. Birliklerinizi bozmayın. Evet. Çok güzel. Evet Paşa Ceylan. Ben de sevgili üstadıma Gökhan Aydın'a çok teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadı bu akşam. Güzel bir program oldu Gökhan abi. Çok güzel. Zaman zevkli. Nasıl ben geçti bilmiyoruz. Söylerken de zevk aldım. Dinlerken de çok zevk aldım. Teşekkür ederim abicim. O zaman güzel kardeşimize teşekkür ediyorum. İsmin evet. Neydi? Ersin. Üç defa dedi bana ama isim hafızam yok. Görsel hafızam var. İsim çok dolduğu için çok isim hafızam yok.
Ersin'e de teşekkür ediyorum. De Göreleli teşekkür kardeşimiz. Evet. Çok güzel. Bak işte Göreli, Gümüşhane, Trabzon. Trabzon. Hiçbir farkımız olmadı. Buradan belli. Evet. Evet. Geçen hafta da öyleydi değil mi? Yine Aydın abi olduğunda evet. da böyleydi. Aydın Güner. Ondan önceki hafta İsmail abi vardı. Evet, çok İsmail Akçabat, mu? Evet. Evet. Hepsiyle çok iyi, çok eski tanışırım. Hepsine selamlarımı iletiyorum yani, buradan. Genelde her bölgeden evet. arkadaşlarla bulunuyoruz. Gelecek hafta yine farklı iki bölgeden iki arkadaşımız var. Tamam, söylemen sürpriz. 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 Genç iki arkadaşımız. Genç, benden gençler mi? Bizden ben de genç. Ben yaşlı mıyım yani? Bizden de genç abi. Paşa ile yaşlaştırırlar da bizden de genç. Evet. Ondan sonraki hafta yine iyi sanatçı abilerimiz var. Bizi yalnız evet. bırakmıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, bizleri bu saatlere kadar ekranları başında izleyen büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Saygılar, sevgiler, hürmetler sunuyoruz. İnşallah gelecek hafta yine beraber olma ümidiyle son dakikalarımızda horonla beraber sizler de ekran başında horona kaldıralım. Aynen. Masaları çekin aynen. kenara. Evet. Bir şeyler çalın ha. Tamam, sıkıntı yok. Sıcağı sıcağına abi. Ne istersen onu çalsın. Evler rihanne hanne de parlıyor gümüşhan. Onu yapalım daha gümüşhan. Oo, olur abi. Sıkıntı yok. Nasıl yapmayız ya? Sesleri açalım Serkan. Thank you.
Ah gürgen ağaçların meyve vermeyesiniz. Yarın buradan geçti mi? Bana demeyesiniz. Yarın buradan geçti mi? Bana demeyesiniz. Seni bardağa koyup su diye içerim bak. Seni bardağa koyup su diye içerim bak. Sarı kız, deli kız, ne edeceğim seninle bilmiyorum güzel kız. Ne edeceğim seninle bilmiyorum tatlı kız. Darıl 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 darıl. Senin için taşırım bana beni taban. Seni alan uşağından yaşatmayayım anca. Seni alan uşağa bana bana kıratıma hep da tütün tayları yükledim kıratıma hep da tütün tayları sayar mısın ah yarim benim gibi sayar mısın ah yarim benim gibi ayları ah ayları ayları geldi kiraz ayları ah ayları ayları geldi kiraz ayları 15 yaşında kızı sallandı 15 yaşında kızı sallandı boyları Ah sigananın dağı yedim başkalıları Kimin yarı ağlar kimin yarı Kimin yarı Kimin yarı ağlar kimin yarıları Yaşa paşa
eskisi gibi dolaşsak aydalarda, gene eskisi gibi dolaşsak aydalarda, gene eskisi gibi uzun uzun saçları vuruyup ellerine. Uzun saçları vuruyup ellerine. Gel bir daha dönelim sevdalı günlerine. Arkasında sepeti gezeyim memleket, arkasında sepeti gezeyim memleketi. Kemen çalan kurulur Lazların hükümeti, kemen çalan kurulur da Lazların hükümeti. Uzun uzun saçları vuruyup ellerine. Gel bir daha dönelim sevdalı günleri, gel bir daha dönelim sevdalı günlerine. O senin güzelliğin yakar adamı yakar. O senin güzelliğin yakar adamı yakar. Beni yaktığın gibi elleri de yaktın mı? Seni kafama taktım, sen de beni taktın mı? Beni yaktığın gibi elleri de yaktın mı? Seni kafama taktım, sen de beni taktın mı? Susam ben kendim susam. Kaçıracağım onu fırsatını bulursam. En sonunda kaçırayım. Kaçıracağım onu fırsatını bulursam. Çözülür gibi değil yüreğimin buzları. Çözülür gibi değil yüreğimin buzları. Gelse gelse yanımda ana sabanlar rüzgarı. Gelip gelse yanımda ana sabanlar rüzgarı. Horon ne derim horon kızların arasında. Gül olsam da takılsam kızların yakasına. Horon son da takılsam kızların yakasına. Ah hamsi göy karındı dallarına. Kızlar giyinir çıkar güzel yaylalarına. Kızlar giyinir çıkar güzel yaylalarına. Trabzon limanından vapur geçti yanımdan. Ben de usanır oldum bu sevdalı canımdan. Horon'da iki güzel Fatime lan Ali'ye. Horon'da iki güzel Fatime lan Ali'ye. Böyle güzel kızlardan ver gazım Mali'ye. Böyle güzel kızlardan ver gazım Mali'ye. Giydim şaruklarımı gel bana bağlarını. Senin için dolaştım Torun'un yollarını. Senin için dolaştım Ziyan'la dağlarını. Horon'da iki güzel Fatime lan Ali'ye. Horon'da iki güzel Fatime lan Ali'ye. Böyle güzel kızlardan ver gazım Ali'ye. Tuzla Gümüşhaneliler İl Derneği katkılarıyla hazırlanan Diyelim İki Türkü programı sona erdi.
eteğiniz söküldü. Dikmek için zaman da yok. Yine mi geç kalacaksınız? Eski kocaman dikiş makinenizle uğraşmayın. Şimdi hünerli portatif dikiş makinesi Sivis'te o söküğü dikmek birkaç saniyelik bir iş. Sivis'te her yerde kolayca tadilat yapabileceksiniz. Söküp dikecekseniz, yırtıkları onaracaksanız ya da etek boyunu kısaltacaksanız Sivis hemen imdadınıza yetişir. Sivis profesyonel dikiş makinalarının özellikleriyle donatıldığı için diğer dikiş makinalarının yaptığı işleri kolayca yapar. Sivis'te en nadir ipekten en sert deriye kadar her türlü kumaşla çalışmak çok kolay. Elle dikmek hem çok uzun sürer hem de hiçbir zaman kusursuz olmaz. Sivis'te sağlam dikiş yapmak hem çabuk hem kolay. İster düz çizgi, ister...